Her iki gençten birinin işsiz olduğu ülkemizde gençler temel ihtiyaçlarını, barınmayı, işsizliği, kirayı konuşuyorlar. Hele ki bir de üniversiteyi kazandıysan vay haline, şansın yaver gitti ve yurt bulduysan ki çok zor, bir asansörde kalıp ansızın ölme riskin var. Şöyle yemekhaneye gidip pahalı da olsa karnımı doyurayım desen zehirlenme riskin var. Bir türlü bilgisayar alamadığın için dünyanın en pahalı internetiyle telefonundan derslerine çalıştın. Mobbinge maruz kalmadan okulunu da bitirdiysen tebrikler, şimdi de işsizsin. Peki işsiz ne yapacaksın? Mecbur sınavlara gireceksin. Evde oturup çalıştın, hatta derece yaptın. Mülakatta ne yapacaksın? Malum AKP'li dayın yoksa, ki olsa da belli bir tarikata da mensup değilsen işin çok zor. Sınavı boş vereyim, işe gireyim dedin. İş beğenmezlik de yapmadın ve iş buldun. Kalifiye bir eleman olarak güvencesiz askeri ücretliler ordusuna girdin sevgili genç kardeşim. Böyle hayat olur mu? Bir gece dışarı çıkayım dedin. O da zor. Her yer ateş pahası. Parayı boş ver. Ücretsiz etkinlikler, konserler var dedin, o da yok. Kızlı erkekli festival pek ahlaklı hükümetimiz tarafından yasaklandı çünkü. Ya çalışıp tekrar sınava gireyim, iş garantili meslek seçeyim dedin ve doktor oldun. Diploması bile meçhul olan Cumhurbaşkanı çıkıp doktorlara giderlerse gitsinler diyor sevgili genç kardeşim. Gençler ne yazık ki Türkiye'den gitmenin hayaliyle yaşamaya başladılar. Ama seslerini duyan var mı? Yok. Bir idealin, bir hayalin saray eliyle yok edilişine tanık oluyoruz. Bu idealin en önemli unsuru gençlerdi. Atatürk ne demişti? Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla yorulmazlar. Biz bu idealleri yorulmadan korumaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Bankoğlu.